Kemal Sunal. Bir başarı hikayesi, bir ölümsüzlük macerası ve geçmişe dair hatıralarımızda kalan en güzeliz. Aramızdan ayrıldığında henüz 55 yaşındaydı. Daha güldürecek çok insan, anlatacak çok hikayesi vardı. Evet, gülüyordu. Konuşmadan bile güldürebiliyordu. Tarih 3 Temmuz 2000. Kemal Sunal, Balalayka filminin çekimleri için Trabzon'a gidecekti. 15 yıl sonra ilk kez uçağa binecekti. Hiç sevmezdi uçak yolculuklarını. Heyecanlanır, gerilir, korkardı. O yüzden olacak, çekin işlemini yapan görevliye bile dert yanmış, "Canım hiç gitmek istemiyor ama film çekim var, gitmek zorundayım." demişti. Sabah 6.45'te diğer yolcularla birlikte aprondaki otobüse bindi. Açığa park etmiş uçağa o büyük garip otobüsle gideceklerdi. Otobüs manevra yaparken önce önündeki, sonra arkasındaki aracı çarpmıştı. Sunal, gerginliği bir kenara bırakmış, çakacılığından ödün vermemiş ve bu küçük kazalara daha uçağa binmeden öleceğiz yorumunu getirerek etrafındakileri güldürmüştü. Saat 7'de uçağa ulaşmıştı. Hemen gazetesini okumaya başladı. Saat 7.30 sularında uçak apronda hareket etmeye başlamıştı. Kemal Sunal başını yavaşça geriye doğru attı ve hareketsiz kaldı. Ali Sunal o anda "Ne olur nefes al baba" diye haykırdı. Pilotlar derhal bilgilendirildi, uçak henüz 20 metre ilerlemeden durdu. Sunal koridora yatırılmıştı. Bu sırada oğlu da suni teneffüs yapmaya çalışıyordu. Ama her şey için çok geçti. Türk sinemasının efsane ismi kalbine yenik düşmüştü. Aniden gelen bu krizi atlatamamış ve 55 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Ardında 82 film, milyonlarca hayran ve nice unutulmaz iz bıraktı. Türk halkı adeta yas tutuyordu. 7'den 70 herkes Kemal Sunal'ın acısını yürekten hissediyor, hayatını kaybettiğine inanamıyordu. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit ve diğer pek çok siyasi isim, filmlerini defalarca izlediğini söylemiş ve duyduğu acıyı dile getirmişti. Son röportajında "Beni filmlerimle hatırlayın, onlar beni ölümsüz kılacak" demişti. Haklıydı. Ağlatmak onun işi değildi. Ömrü boyunca güldürdüğü milyonları ilk kez ağlatmıştı.